Bazı olaylar vardır ki insana çok derin acı verir. Zaman her şeyin ilacıdır denir, unutulur. Ancak öyle durumlar vardır ki, bırakın unutmayı şöyle dursun, yıllar geçtikçe, zaman geçtikçe acısı daha da derinleşir. İşte 10 Kasımlar bizim için böyledir. Tarih 10 Kasım 1938. Radyonun cızırtılı sesinden tüm ülkeye, aynı anda 11 farklı dünya ülkesine Büyük Atatürk'ün ölümü duyurulur. Henüz 15 yaşında genç Cumhuriyet ve Cumhuriyet'in genç evlatları yetim kalır. Yetim kalır ama onun nesli olmak, onun mirasını devam ettirmek, ona sahip çıkmak her şeye, dünyalara bedeldir. Bugün onu hem anmak hem anlamak için bir aradayız. O halde Atatürk'e kulak verelim. Atatürk diyor ki, İki Mustafa Kemal vardır. Biri ben, fert olan, fani, et ve kemikten geçici Mustafa Kemal. İkincisinden ancak biz diye bahsedebilirim. Çalışan, işçi, köylü, vatansever herkes. İşte o Mustafa Kemal ölmez. O memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni yaşam ve büyük amaç için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben onların rüyasını temsil ediyorum. Benim girişimlerim onların özlemini çektiklerini tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz. Hepimiziz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarması gereken Mustafa Kemal odur. Mustafa Kemal Atatürk'ü devrinin liderleri arasından ayıran ve onu başarıya götüren nedir? Bence onu başarıya götüren şey çok yönlü kişiliğidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün ilgilendiği alanların farklılığı ve çeşitliliği dikkat çekicidir. Tarih, matematik, arkeoloji, geometri, filoloji, edebiyat, sanat, müzik ve çok daha fazlası. Matematik ve geometriye bir kitap yazabilecek kadar hakimdi. Batı müziğiyle ilgilenirdi ama Türk müziğini de makamlarını ayırt edebilecek kadar bilirdi. Kitap okumayı çok severdi. Cebindeki 2 kuruşun biriyle kitap alırdı. Sadece okumadı, tam 13 kitap yazdı. Şiir okumayı da, dinlemeyi de, yazmayı da çok severdi. Peki onu anlamanın en doğru yolu nedir bilir misiniz? Bilimden güç almak, çalışmak ve asla vazgeçmemektir. O yılmış mı ki siz yılasınız? O yorulmuş mu ki siz yorulasınız? Ordu yok demişler, kurulur demiş. Para yok demişler, bulunur demiş. Düşman çok demişler, yenilir demiş. Söylediği her şeyi yapmış, yapamayacağı hiçbir şeyi söylememiştir. O ağaçlara, hayvanlara, çocuklara, vatana ve millete sevdalıydı. Ne yazık ki bunlara gösterdiği özeni sağlığına göstermedi. O bir ölümlüydü. Ancak bunu hiç kimse aklına getirmiyordu. Belki de getirmek istemiyordu. O sadece 57 yıl yaşadı. Ancak bu kısacık ömrüne
yüzyıllar sığdırmayı başardı. Mustafa Kemal Atatürk bütün hayatı boyunca gösterişsiz yaşadı. Sağlığı dahil her şeyini feda etti. Kendisi için hiçbir şey istemedi. Hatta mal varlığını dahi milletine armağan etti. Kendisi için yalnız bir şey diledi. Beni hatırlayınız. Seni asla unutmayacağız. Büyük Mustafa Kemal. Ruhun şad olsun.